Merhaba arkadaşlar. Her Şey Doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hamburger köftesi yapıyorum. Kızarma hamburger ekmeği yaptım. Şimdi de köftesini yapıp ister okula götürsünler, ister yesinler evde. O şekilde hazırlayıp hem difrize atacağım hem de sabaha yapacağım inşallah. Sabaha kızartacağım. Şimdi kıymamı buzluktan çıkmış haliyle biraz bu şekilde oda ısısına gelmesi için elimle yoğuruyorum. Kıymamı önce çıkardım ama erimiş ama yine de hala soğuk halinde. Dolapta eritiyorum genelde. 500 gram kıymamızın üzerine bir tane yumurtamızı kırıyorum arkadaşlar. Anne. Efendim anneciğim. Ne güzel bir şey de. Tamam. Burada bir yemek kaşığı hardal ve bir çay kaşığı karabiberim var. Bunu ilave ediyorum. İki tatlı kaşığı tuzum. Onu da ilave ettim. İki orta boy soğanım. Tabi suyunu sıktım. Çünkü çok sulu olursa galeta ununu çoğaltmanız gerekir. O yüzden de suyunu sıkıyoruz. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave ediyorum. Elma sirkem de arkadaşlar geçen seneden gördüğünüz gibi ay o kadar keskin ki kıpkırmızı. Gözlerime de soğan kaçtı bu arada. Hiç soğana dayanamıyorum. Galet unu. 4 yemek kaşığı galet unumuz. 1 2 3 4. Tabi galet unu arkadaşlar köfte cıvık olursa yani yine alabiliriz. Aklınızda bir yemek olsun. Kaşığı da pekmezimiz. Evet Zehra'nın da dediği gibi bir yemek kaşığı pekmezimiz. Ay sayısın nasıl şey oldu anne. Onu ya şuna bak hiç içine almıyor. Çok değişik. Arkadaşlar bir tane bir diş sarımsağımız vardı ama muhtemelen bu iki diş vardır. Çünkü ben difrize biliyorsunuz ezip de atıyorum sarımsağı. Bu şekilde tablet halinde kullanıyorum. Şimdi bunu da ezdim. Aslında köftemiz içinde maydanoz yok ama arkadaşlar ben maydanoz atacağım. Doğradım, hazırladım. Hatta maydanozun birazcık formu sönmüş tezgahın üzerindeydi. Şimdi köftemizi bir güzel yoğuruyoruz arkadaşlar. Yani bu çok güzel olacak gibi hissediyorum ben. İnşallah kızım. Bu arada bu köfteyi ilk defa deniyoruz arkadaşlar. Sizlerle deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hiç. Tadını beğenmezsem söylerim. Hardalı köftede ilk defa kullanacağım. Normalde siyah hardalı bacak ağrılarında, eklem ağrılarında kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı kuru tohum halini suyla birlikte içtiğiniz zaman ağrılarınız gerçekten azalacağını göreceksiniz. Genelde hacamat hastalarıma da şikayetlerini dinledikten sonra öneririm. Tabii ne kadar uyuyorlar bilmiyorum ama Allah hani benden söylemese hardal siyah hardal beyaz hardal değil de zaten siyah hardal köftelerde kullanılmıyor arkadaşlar. Beyaz hardal. Zehra ben bir güzel yoğurayım. Ondan sonra çek yapımı. Arkadaşlar poşeti serdim. Minik bir buzdolabı poşetini yırttım ortadan. Ondan sonra da kapağı altına yerleştirip poşet üstünde o şekilde yuvarlak bir şekil veriyoruz. Poşeti kaldırıp çıkarıyorum tekrardan elimle bastırdıktan sonra. O şekilde güzel bir ıslak hamburger köftesi olarak çıkıyor. Arkadaşlar bu da yaptığım marmelat. O zaman misafir vardı doğru düzgün çekemedim. Arkadaşlar marmelat yaptım. Erik marmelatı. Kaynattım. Geçirdim kevgirden. Şimdi de
bir su bardağı şeker koydum içine. Şimdi de sıcağıyla uyutacağım. Bir tane merveler var. Ne var? Bir tane. Üç tane şişe var değil mi? Evet. Aferin benim paşama. Bugün görümcemler bana oturmaya gelmişler. Bir tane kaldı. Hı. Ama bundan bir tane daha dolduracak gibi sanki Ömer. Ömer de sağ olsun benim kameramanlığımı yapıyor arkadaşlar. Görümcemin oğlu. Bir buçuk kilo eriye bir kilo şeker ayarladım arkadaşlar. Bir kilo şeker yeterli. Marmelat tenceresine eriklerimi ıslatacağım. Sabah da kaynatacağım inşallah. Bu böyle sabaha kadar bekleyecek. Sabah da reçel yapacağız, kaynatacağız. Arkadaşlar marmelat yaptım bugün bu tencerede, erik marmelatı. Şimdi bu da erik reçeli. Dibinde biraz, hatta şişe almadım, marmelat birazcık vardı. Bu yüzden de marmelat tenceresine koydum. O yüzden tencerem bu şekilde kirli gibi gözüküyor ama. Aa, bir daha tencereyi sürmek istemedim. Bir de altındaki şeyi. Bir de bu şekilde geniş bir tencerede kaynaması gerekiyor. Çünkü kaynadıkça köpükleşecek ve küçük tencereye koyarsanız taşar.